Evet can kardeşler, canım kardeşler. Şimdi size çok özel sirkemizi yapıyoruz. Bu sirkeyi de kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyoruz. Lütfen, lütfen muhakkak yapınız canım kardeşlerim. Bundan da çok fayda göreceksiniz. Bunun için ne yapıyoruz? Elma nimetimizden yararlıyoruz. Her gün bir elma yiyiniz kardeşler. Elmayı mümkünse kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra yiyiniz. Yalnız elmada da geçen gün de çıktı biliyorsunuz. Parlak görünsün diye dışına mum falan kaplıyorlar. O yüzden güzelce yıkamanız lazım. Ama bazı çok titiz ablalar var. Maalesef ki gördüm, kendi gözümle gördüm. Deterjanla yıkıyor elmalar abla. Deterjanla böyle deli gibi ova ova yıkıyor. Hatta çamaşır süngerleri var ya, onlarla yıkıyor. Ondan sonra çocuklarına ikram ediyor. Sakın böyle bir şey yapmayınız. Elmanın gözeneklerinden girer onlar. Çocuklarınıza fayda yerine zarar verirsiniz. Sözde diyor ki işte bunlar diyor zirai ilaçlar var, ondan korkuyorum diyor. Halbuki şöyle yapsanız olur. Bir 2 litre suyun içine bir çorba kaşığı kadar ya da şöyle bir çay bardağı kadar sirke koyun, o suyun içine bekletin. Ondan sonra o olay mükemmel olacak. O ablama tavsiye etmiştim, böyle çok fazla titizlenenler. Piyasada sattığı şöyle küçük ozon makineleri var. Küçük, çok da pahalı değil. Alabilirsiniz, suyu ozonlarsınız, onun içine koyarsınız. Bütün zirai ilaçlar, şunlar bunlar ölebilir, gayet iyi olur. Küçük ozon makinesi varsa çıkar da göstereyim burada, bizim makinelerden bir tane göstereyim numune. Şimdi kardeşlerim elma aldık, elmalarımızı küçük küçük doğradık. Yalnız elmalarınız lavanamızda biraz ezerek koyunuz. Ezerek koyarsanız daha da kolay oluyor. Ben şöyle biraz ezilsin elmalar, ona dikkat ediniz. 5 tane kadar elmayı koyduk. Kardeşler bu sirke damar açıcı özelliği var. Ayak damar tıkanıklığından tutun da kalp damar tıkanıklığından tutun da immün sistemi kuvvetlendirmeden tutun da böyle bir mükemmel sirkeyi lütfen yapınız. Böyle karma sirkeler piyasada bulamazsınız. Elmayı bulursunuz, armutu bulursunuz, tek tek alış yaprağını bulursunuz ama böyle karmaları bulamazsınız. Lütfen kendiniz yapınız. Şimdi attık elmalarımızı. Bir de ne koyacağız? Limon. 2 tane de limonlarımızı. Bakın kabuğunu soyduk, sarısını soyduk ama beyazları duruyor. Sakın beyazları atmayınız. Bilhassa kanserde çok faydalı. Bilhassa meme kanserinde, hanım kardeşlerimizde en çok görülen kanser türü meme kanseri. Önümüzdeki hafta pazartesi günü size meme kanserinden bahsedeceğim. Hanımlar sakın ayrılmayın. Olmamak için neler yapacaksınız? Nasıl teşhis konur? Çünkü meme kanserinde çok güzel bir şey artık. %98 iyileşme sağlanabiliyor. Yeter ki erken teşhis konulsun kardeşler. O yüzden lütfen pazartesi günü beni güzelce dinleyin. Kabuğunuklarını atmıyoruz, aklınızda olsun. Kivi denen nimetten de çok yararlanınız. Kivi C vitamini çok bol kardeşler. Böyle olgunlarından ezip ezip atınız. Aynı limonu yaptığımız gibi. Bu da çok güzel oluyor. Sirkeye çok güzel hem tat hem koku veriyor. Hem de içindeki C vitamini verdiği için de bu sirkemiz çok güzel sirke olacak. Bitti. Bu kadar. Ne? Elma, limon, kivi. Bir bardak sirke, bir de tuz. Ondan sonra ne yapacağız? Suyumuzu koyacağız. Suyumuzu koyduk. Daima tahta kaşıkla karıştıracağız. Bismillah diyeceğiz. Üstünü bezimizi kapatacağız. Ondan sonra da velettahine amin diyeceğiz. Şey bitti. Ablalarım diyor ki düşecek kavanozun diyor. Seyircilerim çok güzel. Dün az daha burada yangın çıkıyordu. Onların sayesinde kurtardık. Yangın çıkması bir şey değil de biz şimdi her gün akşam şeyleri seyrediyoruz. Programımızda ne hata yapmışız, ne hata yapmamışız. Bizim Cansel Hanım çok güzel söndürüyor, böyle yapıyor. Yelliyor ki güzel yansın diye.